Arkadaşlar bugünkü C# programlama dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz arkadaşlar checkbox konusunu işleyeceğiz. Bilindiği üzere arkadaşlar checkbox radyo butonlarının aksine arkadaşlar aynı anda birden fazla seçeneğe imkan sunan nesnedir. Şimdi hemen new project'te projemizi başlatalım ve birer tane örnek yapalım arkadaşlar bununla alakalı. Şimdi kaçıncı dersteyiz arkadaşlar? 24. Şöyle yapalım. 24. ders diyorum. Arkadaşlar klasör seç. Bu neydi arkadaşlar? Check box'tı. Ve hemen projemizi başlatalım arkadaşlar. Bugünkü örneğimizde de arkadaşlar check box ile renk kontrolü yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca arkadaşlarım şuradan bir check box'ımızı alalım. Kaç tane? 6 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ondan sonra bir tane grup box olacak arkadaşlar. Pardon, 2 tane. 1, 2 ve bir tane de arkadaşlar panelimiz olacak. Panelimizi bu şekilde alalım. Şu formu birazcık büyüteyim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Bu panel olan kısım arkadaşlar renk değişiminin yapılacağı yer arkadaşlar. Şöyle alalım. Group box. Şimdi arkadaşlar şuraya 1 şöyle alalım. 2 3 4 şöyle alalım. Ve 6 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bir grup yaptık. Bu grubun amacı şu arkadaşlar. Şöyle alalım. Birinci grup arkadaşlar ana renklerimiz. Şuradan alalım. Ana renkler diyelim. Şunlar ise ana renkler olsun arkadaşlar. Ara renkler diyelim. Arkadaşlar bilindiği üzere ana renkler kırmızı, yeşil ve mavidir arkadaşlar. Ara renkler ise bu üç temel rengin karışımı olan renklerdir arkadaşlar. Şimdi checkbox'ımızın arkadaşlar tekstini değiştirelim. Ve hemen kırmızı diyorum. Ondan sonra yeşil diyorum arkadaşlar. Kırmızı, yeşil, bu mavi olacak arkadaşlar. Ara renklerimiz de bunların karışımıdır arkadaşlar. Yani sarı diyelim mesela, mor diyelim. Diğerine de beyaz diyelim arkadaşlar. Şimdi hızlıca arkadaşlar ya da bir saniye şunu şöyle yapsak aslında daha rahat olacak. Şöyle alalım. Şöyle. Şunları yan yana alalım ki daha rahat olsun. Sıkıştırmayalım. Şöyle alalım. Şöyle. Daha mantıklı olacak. Panelimizi de alalım. Şöyle. Şu şeyi küçültelim. Panelimizin sınırını ayarlayalım arkadaşlar. Single diyelim şuna da. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Kırmızı checkbox yani. Kırmızı dediğim şey checkbox 1 arkadaşlar. Eğer checkbox'ımız true ise checkbox 1 nokta arkadaşlar checked diyorum arkadaşlar. Bu otomatik zaten şey olarak kabul ediyor. True olarak kabul ediyor. Yani true ise diye. İsterseniz bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Ben genelde böyle kullanmıyorum. Şöyle true da diyebilirsiniz arkadaşlar. Checkbox true ise deyip işlemi gerçekleştirecek arkadaşlar.
Ardından neydi bundaki şeyimiz? Panel bil b color eşittir color nokta red olacak arkadaşlar. Eğer checkbox'ımız else, eğer checkbox'ımız kaldırıldığı zaman ise arkadaşlar, panel 1'in back color'ın olması lazım arkadaşlar, boş. Ondan sonra empty diyelim arkadaşlar. Sonra bunun aynısını arkadaşlar diğerleri için de yapalım. Yeşil, mavi, sarı, mor ve beyaz arkadaşlar. Aynısını bunun için de yapalım. Şöyle alalım. Yaptım. Eğer checkbox'ını düzeltmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman ne olacaktı? Green yani yeşil olacak arkadaşlar. Hemen alıyorum. Bu neydi? Checkbox 3 neydi? Mavi olacak arkadaşlar. Şöyle checkbox 3. Blue diyorum arkadaşlar. Ardından diğeri ne olacaktı arkadaşlar? Sarı diyorum. Checkbox 4. Yani bunların şeyleri genel hatlarıyla arkadaşlar eventleri basit yani ve bunun için yani genelde birden fazla seçeneklere izin verilen programlarda arkadaşlar checkbox daha çok tercih ediliyor. Yellow diyorum arkadaşlar. Şimdi yellow nedir arkadaşlar? Yellow sarı artı kırmızıdır arkadaşlar. Ardından şöyle 5 diyorum arkadaşlar. Bu neydi? Mor olması lazım. Magneta. Şu olacak. Ondan sonra checkbox 6'da ise arkadaşlar yellow artık ne olacak? Hepsi birden basıldığı için white arkadaşlar. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Mavi artı kırmızı. Ardından şey ise beyaz ise 3 rengin karışımı arkadaşlar. Yeşil artı kırmızı artı mavi olacak arkadaşlar. Şey ise sarı ise arkadaşlar bu da yeşil olacak arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım ve checkbox'ın arkadaşlar çalışma prensibine bakalım. Ana renklerimiz kırmızı, yeşil, mavi, sarı, bilindiği üzere kırmızı artı yeşil. Ondan sonra mor, yeşil artı mavi. Beyaz ise arkadaşlar 3 rengin hepsinin karışımıdır arkadaşlar. Homojen karışımı ile elde edilen renktir. Gördüğünüz gibi kırmızı dedik. False'un da ne olacaktı arkadaşlar? Boş olacaktı. Diğerinde yeşile bastığınız zaman yeşil false'un da kapatacaktı. Mavi de mavi. Sarı da arkadaşlar sarı. Ama false'un da ne olacak arkadaşlar? Boş olacak. Diğeri mor. Attık. Diğeri zaten aslında arkadaşlar boş dediğimiz tam fark edilmiyor ama şu anda beyaz arkadaşlar. Şöyle biraz fark ediyor. İşte checkbox'lar arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında normalde daha fazla işlemler yapılabilir. Birden fazla arkadaşlar aslında seçeneği bize sunuyor arkadaşlar. Eğer bu şeyleri tek tek böyle manuel girmektense arkadaşlar şunu da yapabilirsiniz. Kırmızının altına arkadaşlar yeşilin combox değişimini atılır. Ve ikisi true olduğu zaman arkadaşlar direkt otomatik sarıda yapabilirsiniz arkadaşlar. Checkbox'larla anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ha bir de şöyle bir şuraya bir gelelim. Arkadaşlar. Burada da aynı şekilde otomatik olarak eventler var arkadaşlar. Ama genel hatlarıyla check changed devreye alınıyor arkadaşlar.
Ondan sonra ya burada da aslında şey yapabilirsiniz işte mouse'u üzerinize getirdiğiniz zaman checkbox kırmızı, tıkladığınız zaman yeşil. Bunları zaten C# Windows Form Event konularında işlemiştik arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bizim konularımıza ben böyle hızlı geçiyorum. Çünkü bu if konularını ya da işte temel programlama kısımlarını arkadaşlar Console Application dersini anlattık. Eksik olduğunu düşündüğünüz kısımları arkadaşlar konsol derslerimizden tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.